Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz burada hobilerim tüm anlatımlı modeller linkini tıkladığınızda hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Kanala girerek videolara tıkladığınızda da aynı şekilde görebilirsiniz. Şimdi sizlere yine böyle güzel bir rengim var. Çok hoşuma giden bir motif oldu bu. Yine istek bir model. Onu paylaşacağım. Yine bluzlar, hırkalar, yelekler, croplar, birçok şey yapabilirsiniz bu motifle. İki renk kullanacağım. Bir şöyle yeşilim var, bir de bej rengi. Şimdi başlayalım isterseniz hemen. Çok kolay, basit bir model yine. Tığımız bu değil. Şuradan tığımız, pardon. 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka için parmağıma doladım. Şöyle ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Halkanın içine giriyorum. Bir tane üçlü tramza. Şimdi parmağınızı çıkartabilirsiniz. 2 tane zincir çekiyoruz. Zincirle beraber 2 tramzamız oldu. Bakın 2 zincir çektim. Yine halkanın içine batıyoruz. Bir tane üçlü tramzan. Bu şekilde arada 2 zincir çekerek 6 tane tramzan yapıyoruz. 2 tane zincir. 1 tramzan. Burayı sıkıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 2 zincir çektim. 6. tramzanı yapmış oldum. Bu kenardaki zincirle beraber 6 sayıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum tekrar. İlk yani burayı tamamen sıkıştıralım. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batarak şöyle birleştirdim. Şimdi buradan 3 tane zincir. Bir doladık. Bu birleştirdiğimiz noktaya tekrar batıyorum. 2 tane daha tramzan yapıyorum. Bir. Tramzanlarımız hep üçlü tramzan arkadaşlar. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyoruz. 2 tane zincir tekrar. Şimdi diğer tramzanın üzerine geçiyoruz. Buraya. 1. Aynı tramzanın üzerine 3 tane tramzan yapıyorum. 2. 3. Evet, 2 zincir tekrar bir sonrakine geçiyorum. 1. 2 3 2 zincir bir sonrakine geçiyoruz. Yine 3 tane tramzan. Alttaki her tramzanın üzerine böyle aynı yuvaya batarak 3 tane tramzan yapıyoruz. Aralarda 2 tane zincir. 1 2 3 1 2 zincir son tramzana geldim. Buraya da yine 3 tane tramzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve geliyorum. Buradaki zincirin tam tepesine batarak şöyle birleştiriyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Hemen bir sonraki yuvaya giriyoruz. Bir tane tramzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. 4 zincir çektik. Aynı yere bakın burada aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tramzan daha yapıyoruz. Şöyle. Şimdi son 2 ilmeği çekmiyorum. Tığımı doladım. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3'ünü birlikte çekiyorum. Şimdi başta zincirle çıktığımız için burayı böyle yapmadık ama birleştirirken burası da sivri nokta gibi görünecek. Şimdi bu şekilde kapattık. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer üçlü tramzanın üzerine geçiyorum. Birinci yuvaya batıyorum. 1,
2. 2 çektim, bıraktım. Hemen ikinci yuvaya, yani ortadaki trabzanın üzerine batıyorum. 2 çektim, bıraktım. Üçünü birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp bu ortaya, en son battığımız yere bir kez daha batıyoruz. Yine 1, 2 çekiyoruz. Tığı da bırakıyoruz. Şimdi son yuvaya geldik. 1, 2, kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı işlemi yaparak başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Bir doladım. Ortadaki trabzan yuvasına girdim. Üçünü birlikte çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi yine en son battığım yere bir kez daha batıyorum. Yine 2 çektim, bıraktım. 1, 2 çektim. 3 ilmeği topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Evet, bu şekilde. Şimdi her bir şu 3 tane yaptığımız trabzan üzerine bu işlemi yaparak aralarda da 4'er zincir çekerek buraya kadar geliyoruz. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Bakın aynı şekilde 4 tane zincir çektim. Şimdi şu en başta yaptığımız 2 tane trabzanın tam tepesine batıyoruz, ortasına. Şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada kesiyorum. Evet, orta motifimiz bu şekilde. Bakın 1, 2, 3 sırada bitirdik. 2 sırada diğer renk ile yapacağız şimdi. Şöyle herhangi bir boşluktan şu aradan ikişerli trabzanları yaptığımız yerin arasından giriyorum. İlmeğimi aldım. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız olacak. Yine boşluğa batıyorum. 2. Şu ipte altta gizliyorum. Bir tane daha yapıyorum. 3. Çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış olduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. Yine tığımızı bir kez doluyoruz. Bakın burada arkadaşlar şu alttaki boşluğa batıyoruz. Şurada 2 zincir çektik. Burada 4 zincir çektik. 2 zincir çektiğimiz boşluğa burayı sıkı tutarak giriyoruz. Yani ipimiz tığda bollaşmasın. 1, 2, 3. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi ikişerli trabzanların arasındaki boşluğa giriyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın, bu aralara hep 3 tane trabzan yapacağız. Şu aralara pardon. Sonra yine 3 zincir çekiyoruz. 4 zincir, 2 zincir. Alttaki 2 zincir boşluğuna giriyorum. Burayı böyle birlikte alırken tığda ipimin bollaşmamasına dikkat ediyorum. Normal bir üçlü trabzan yapıyorum. Şu yaptığımız işlem şuraları daha düzgün, güzel gösteriyor. 1, 2, 3. Burayı bol bırakırsak burası böyle düz durur. Ama sıkıştırdığımızda şöyle hafif bir potluk veriyor buraya. Şimdi tekrar buraya geliyoruz. Boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. Yine bakın alttan giriyorum. İkisini bir aldım. Sıkıştırarak çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu ipi de gizleyelim burada. İkişerli trabzanların arasına girip 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şöyle. Evet. Tekrar şimdi 3 tane zincir. Alttan girdim. Bir trabzan. 3 tane zincir.
3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. Yine alttan giriyorum. 1 trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 3 tane trabzan. Şimdi bu sırayı yaparken böyle gerdiriyormuş gibi gelebilir sizlere. Bakın düzgün durmuyor şu anda farkındaysanız. Ama bir üst sıraya komple trabzan gideceğiz. Hepsi gayet düzgün olacak. Evet, yine 3 zincir sona geldim. Yine alttan giriyorum. 1 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Evet, ilk yaptığımız 3 tane trabzanın şurada zincirle çıkmıştık. Tam bunun tepesine geliyorum. Şöyle birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Hemen yanındaki yuvaya, ortadaki trabzanın üzerine giriyoruz. 1 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya batıyoruz. 1 trabzan daha yapıyoruz. Hemen yanındaki yuvaya 1 trabzan daha yapıyoruz. 3 tane trabzanın üzerine 2 tane buraya yaptık. 3 zincir çektik. Tekrar 2 tane trabzan yaptık. Şuradaki birlikte toplamıyoruz. Normal düz trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çektiğimiz boşluklara 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, pardon, 2, 3. Diğer boşluğa atlıyorum. Buraya da 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şuraya batmadım. 3 buraya, 3 buraya. Şimdi dolgunun üzerine geliyorum. Birinci yuvaya giriyorum. 1 trabzan. İkinci yuvaya, yani ortaya geliyorum. 1 trabzan da buraya yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir çektiğimiz yerler modelimizin köşeleri olacak. Evet, 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bakın ortaya tekrar. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Yani 3 tane trabzan üzerine 4 tane trabzan yapmış olduk burada. Şimdi yine bu 3 zincir boşluğuna geliyoruz. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Tığımızı dolayıp direkt diğer boşluğa geçiyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane. Buraya geldim. Yine birinci trabzanın üzerine 1, ikinci trabzanın üzerine 2 diyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İkinci trabzanın üzerine tekrar batıyoruz. 1, bir sonrakine geçiyoruz. 2. Evet, bakın buralar köşelerimiz olacak. Altıgen bir motif olacak. Aynı şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Sonra bir motif daha yapalım. Birleştirelim. Bakın şuralar gayet güzel duruyor. Evet, bakın başlangıca kadar geldim. Bu şekilde motifi tamamlamış oldum. Şimdi birleştirelim buradan. Yine şu tepe noktaya geliyoruz. Birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip tepesi kesiyoruz. Sonra diğer motifleri yapıp tekrar birleştireceğiz. Bu iplerimizi tabi arkadan daha ince bir tığ kullanarak şöyle gizlersek her yaptığımızda sonradan uğraşmayız. Evet. Bunları da bu şekilde gizliyoruz. Şimdi ben bu yeşillerden ortaları hazırlayacağım. Şurayı da bakın sihirli halka yaptığımız için mutlaka gizlememiz gerekiyor. Şöyle iğneyle yaparsak sanki daha rahat yaparız buraya. Şöyle bir iğneniz varsa eğer bu şekilde
ortayı dolandırırsak iyi olur. Bu iğneler çok rahat oluyor arkadaşlar, gerçekten böyle örgü ipler için. Şimdi tamamını keselim. Şimdi ben yeşilden tekrar öreceğim birkaç motif. Sonra kenarı yaparken birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Evet, bakın bir tane daha hazırladım. Şimdi kenarını yapıyorum. Aynı şekilde başlıyoruz. Önce şu iç kısmını diğer motifte yaptığımız gibi yapıyoruz. Son sırayı yaparken birleştiriyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Buralarda 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Bakın yine aynı şekilde 4 zincir, 2 zincirli boşluğumuz alttan giriyoruz. Sıkıştırarak burayı tamamlıyoruz. 3 tane zincir. Buraya yine 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Evet. İlk motifte yaptığımız gibi burayı tamamlayalım. Ve son sıraya geçtiğimizde birlikte birleştirelim şimdi. Evet, bu sırayı tamamladım. Üste geçtim arkadaşlar. Birleştirdikten sonra 3 tane zincirimi çektim. Şimdi burayı yapalım. Bakın bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Köşeyi oluşturuyorum. 1. Hemen yanındakine giriyoruz. 2. Şimdi şu köşede birleştireceğiz. Buraya 3 tane, pardon, boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3. Evet, geldik trabzanların üzerine. Buraya 1, ortadaki yuvaya da 2 dedik. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Normalde 3 zincir çekerek köşeyi oluşturuyorduk. Aynı yere batıyorduk. Bir zincir diyoruz. Diğer motifi alıyoruz elimize. İkisi ters yüzleri şöyle birbirine bakacak şekilde. Evet, ters yüzleri bakıyor. Buradaki boşluktan giriyoruz şimdi, bir köşeden bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ördüğümüz motife. Aynı yuvaya burada tekrar batıyoruz. Hemen yanındakine tekrar bir trabzan daha. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, birleştirme yapmadan yapıyorum şimdi bunları. 3 tane yaptım. Sonra geliyorum bakın buradaki motife. 1, 2, 3, yani şu boşluğa yaptım. 1, 2, 3, üçüncüye giriyorum. Şöyle birleştiriyorum. Ben köşelerden bir tane de bu ortadan birleştiriyorum. Eğer dilerseniz bunun hepsini de birleştirerek devam edebilirsiniz. Şöyle birleştiriyoruz. Tığımızı doluyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 3 tane de buraya trabzan yapıyoruz. 2, 3. Şimdi diğer köşeyi yapacağız. Birinci trabzanın üzerine geldim. Bir trabzan, bir sonrakine geldim. İkinci trabzan, bir zincir çekiyorum. Tekrar bu köşeye geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir. Dönüyoruz. Tığımızı doladık. Aynı yuvaya, ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan. Hemen yanındakine tekrar bir trabzan. Sonra devam ediyoruz şimdi boşluğa. 3 tane trabzan yapıyoruz. Birleştirme işlemi bitirmiş olduk. Şöyle bir birleştirme. Dediğim gibi isterseniz buradaki trabzanları komple buraya kadar da birleştirebilirsiniz. Şöyle. Şimdi bunu tamamlıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Evet, geldim şimdi. Yine bunu da birleştiriyorum arkadaşlar buradan. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Bakın şöyle iki motif birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar bir motif daha yapacağım. Aynı şekilde, aynı birleştirme şekliyle. Onu da bakın şöyle birleştirdik şuraya.
Öbürünü de buradan ve buradan sadece tek bir köşeden birleştireceğim. Böyle bir yuvarlak elde etmeye çalışıyorum aslında. Şuradan ve şuradan birleştireceğim. Şimdi diğerini de birleştiriyorum. Dönüyorum. Evet, bakın üçüncüyü de birleştirdim. Aynı şekilde buradan önce beraber birleştirdik. Sonra hemen üçüncü motifi geldim. Buradan birleştirdim. Şimdi şu köşelerimiz, bakın. Burada köşe yok. Şimdi tekrar buradan birleştireceğim. Hep bir kenardan birleştirerek devam edeceğim. Şimdi şöyle iki tane daha yapayım. Öyle görelim. Evet, aynı şekilde örüyorum. Bir bu köşeden, bir bu köşeden. Sadece buradan birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bakın 1, 2, 3, 4, 5 taneyi bitirdim. Şimdi kafamda tasarladım. Bunun bir yaka olması. Şimdi bunu şöyle yaptığınızda, bakın şuraya bir tane motif yaptığınızda bunu bir yuvarlak yapmış olursunuz. Ortaya da bir motif ekleyerek yuvarlak bir parça yapmış olursunuz, onu da belirteyim. Ama bir yaka yapmaya çalıştığım için ben buna daha eklemeye devam edeceğim. Şimdi 5 taneyi yaptım. Burada şöyle bir motif yaparsak yaka oyuğu çok küçük. Şöyle düşünün. Altları düz öreceğiz, farklı öreceğiz çünkü. Bunu şöyle bir yaka olarak düşünün. Ölçersiniz bedeninize göre tabii ki. Şöyle şurası omuzlarda düşünün. Bir 5-6 tane daha motifi aynı şekilde birleştireceğiz. Bakın şuralar balonlanıyor. Hani şöyle şöyle yaptığımızda bakın şöyle oluyor. Şimdi buralara tekrar motifler ekleyeceğim ben. Sonra da alt kısmını yaparız diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz, inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Evet, şimdilik bu kadar. Motifin yapımı bu şekilde ama tabii ki dediğim gibi motifi farklı şekillerde ekleyerek farklı modellerde yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.